bir haber, önemli bir canlı yayın var şimdi sırada. Ultraviyole C ışınının bir dalgasıyla vücudumuzdaki virüsleri temizlemek acaba mümkün mü? Uzmanlar özellikle bu tedavi koronavirüs hastalığına bir çözüm olabilir diyorlar. Şimdi bu tedavi yöntemine biraz daha yakından bakacağız. Arkadaşımız Kaan Temeltaş bizi Cerrahpaşa'da bekliyor. Kaan, ışın tedavisi bu virüse karşı Türkiye'nin ürettiği, planladığı bir tedavi. Hangi şartlarda, hangi hastalara, nasıl uygulanıyor? Buket Güler, evet, koronavirüs tedavisinde ışın tedavisi, yani ultraviyole C ışınlarının belirli bir dalga aralığında olan bu tedavi koronavirüsü tedavi edebilir mi, öldürebilir mi? İşte bu soru gerçekten hayati derecede önem taşıyor. Şimdi yanımızda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Akgül var. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Ben aslında Buket Hanım'ın sorduğu soruyu size iletmek istiyorum. Önce bize bu tedaviden bahsedin lütfen. Sonrasında da hangi şartlarda bu tedaviler uygulanabilir? Anlatabilir misiniz? Şimdi ultraviyole C ışını zaten sanayide kullanılan, tedavilerde kullanılan, kanların izolasyonunda kullanılan, suların sterilizasyonunda kullanılan bir tedavi metodudur aslında. Yani ultraviyole C hem canlı dokuların zarar veren bir ışındır ve bu ışın özellikle mikropların, bakterilerin, virüslerin yok edilmesinde, ameliyathanelerde de kullanılır. Fakat bu ultraviyole C ışını şimdiye kadar insan vücudu içerisinde hiç kullanılmamakta. Neden? İnsan vücudunda zarar olacağı düşünülmekte. Bu nedenle bizim 2017 yılından itibaren yaptığımız çalışmalarda, o zamanlar vücudun kalp damar cerrahi olduğumuz için vücuttaki en ince damarlara lazerle giriyoruz, lazer kateterleri sokuyoruz, radyo frekans kateterleri sokuyoruz, kanser tedavisinde etkili, damar tedavilerinde etkili. Zaten bu konuda çok tecrübeli bir ekibimiz var. 2017 yılında şöyle bir karar verdik. Yoğun bakımda yatan hastalar var ve bu hastalarda çok ciddi mikrop yükü var. Mesela akciğer enfeksiyonları var ve 5-6 çeşit antibiyotik vermemize rağmen bu hastalığı, akciğerdeki bu hastalık tam azalmadığı gibi verilen ilaçların yan etkisi olarak böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezlikleri gibi sıkıntılar ortaya çıktı. O zaman biz şunu düşündük. Mikropları tamamen öldürmek için ne kullanabiliriz diye katetere, biz kameralı kateterlerimize, çok ince kıl gibi kateterlerimize ultraviyole C ışını zaten yükledik o dönemde. Fakat Çin'de bu Covid saldırısı başladığı zaman 2019'un Aralık ayında biz aynı sistemi acaba Covid tedavisine nasıl etkili olabilir diye düşünmeye başladık ve hücre kültürleri yaptık. İnsan hücre kültürlerinde 254 nanometre ve lazerle desteklenmiş ve özel filtrelerden geçirilmiş bu ışını kullandığım zaman insan hücre kültürlerinde zarar vermediğini test ettik laboratuvarda. Daha sonra hayvan deneylerine geçtik. Hayvan deneylerinde de mikropları, virüsleri öldürdüğünü fakat dokulara zarar vermediğini kanıtladık. Tabii bunları hep etik onaylı aldık. Daha sonra bu sonuçlarımızla beraber Sağlık Bakanlığımıza başvurduk. Hem bilim komisyonundan hem de Sağlık Bakanlığı'na onay aldık. Şu andaki durumumuz şu. Biz insan dokusuna zarar vermeyen, en ince kılcal damarlardan geçebilen bir kateterin ucunda lazerle destekli ultraviyole C tedavisini uygulamayı planladık. İki yolla bunu uygulayacağız insanlara. Covid hastalığı bulaşan kişilerde en çok Covid yükü, yani virüsün yükü akciğerlerdedir. Ve daha sonra buradan kana yayılmaktadır. O yüzden bizim iki tane hedef noktamız var. Bunlardan birisi akciğerdeki bu virüs yükünü tamamen yok etmek. Bir de kandaki virüs yükünü tamamen yok etmek. Dikkat edin, şimdiye kadar dünyada uygulanan tedavilerde aşı ve ilaç tedavileri çalışılıyor. Fakat şu ana kadar bizim de dünyanın da yaptığı tedavilerde biz virüsü direkt öldürecek bir tedavi yapmıyoruz. Yalnızca virüsün yol açtığı kötü şeyleri yok etme tedavileri yapıyoruz. Bunda da Türkiye çok başarılı olmuştur. Dünya liderleri arasına girmiştir. Ama dünyada virüsü direkt yok etme planı yapıp da bu işe başlayan ender gruplardan biri biziz. Ve biz direkt virüsü yok etme planıyla yola çıktık. O zaman şimdi izleyenlerimizin de merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum. Bu tedavi yöntemi koronavirüsü tedavisi de olabilir mi? Şimdi biz özellikle şu grup hastaları seçmeyi planlıyoruz. Daha hastalar üzerinde onayımızı aldık. Başlayacağız yakında. Özellikle yoğun bakımda yatan ve bizim klasik, yani dünyanın yaptığı tedavilere rağmen durumu kötüleşmeye devam eden, virüs yükü azalmayan, bütün kan ve vücut parametreleri kötüye giden hastalarda bu dediğim tekniği de uygulayacağız.
diğer hastalarımız da normal tedavilerine devam edecek. Yani iki gruba ayıracağız. Belli bir hasta sayını bu şekilde diğerlerini zaten takip etmiş olacağız. Ve bütün parametreleri tekrar elde edeceğiz. Yani biz bu kateterlerle ultraviyole C tedavisinden sonra hastada ne önemli gelişmeler kaydedildi, bunları tek tek yazacağız. Sonra tabii Sağlık Bakanlığımızla ve Bilim Komisyonumuzla bunları tekrar değerlendireceğiz. Sonuçlarımız olumlu çıkarsa, ki buna çok inanıyoruz, sonuçlarımız olumlu çıkarsa tabii ki bütün dünyayla bu tedaviyi paylaşacağız. Ama şu anda anladığım kadarıyla zaten insan vücuduna zarar vermeden içindeki virüsleri öldürecek bir yöntem bulmuşsunuz bile. Evet, tıpta bilimsel araştırmalar şöyledir. Önce zarar verme esasına dayanır. Yani siz ne tedavi bulursanız bulun, önce bunun zarar vermediğini ispatlamak zorundasınız. Biz de hücre kültürleriyle, kalp dolaşım simülatörlerimizle, deneylerimizle ve hayvan deneylerimizle biz zaten dokuya zarar vermediğini ispatladık. Ama tabii insandaki çalışma şimdi başlayacağız. Peki yurt dışından teklif aldınız mı? Biz... Doktor Witt vardır ve bu dünyada çok önemli kalp damar profesörlerinden birisidir. Hem New York Üniversitesi'nde hem de Columbia Üniversitesi'nde hocamızdır ve bunda arada bir şeyde görüşürüz. Skype'den de görüşürüz ve onun da bize teklifi Amerika'da bu işi yapmanızdır. Fakat biz önce tedavimizi kendi ülkemizde yapacağız. Burada başarılı olacağız. Ondan sonra diğer teklifleri değerlendireceğiz. Şu anda son durumu aktarmanızı istesem, yani bu tedavi yöntemindeki son durum ne? Son durumumuz şu, hem cihazlarımız hazır, hem yapacağımız ekip hazır. Şu anda hastanemizde bu çalışmaları yapacağız ve hep beraber başlayacağız ve sonucu zaten bilimsel kurullara sunacağız. Anladığım kadarıyla ardından da eğer daha da olumlu bir sonuç çıkarsa hayvan deneyleri zaten tamamlandı. Bu tedavi yöntemi dünyayla da paylaşılacak. Tabii dünyayla da paylaşacak ama önce kendi ülkemiz sonra dünyayla paylaşacağız. Peki, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Çok değerli bilgilerdi ve zaten uzun zamandır da merak edilen bir konuydu. Ultraviyole C ışınıyla bir tedavi yapılabiliyormuş. Şimdi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Akgül yayınımıza katıldı ve bize ultraviyole C ışınlarının belirli bir dalga aralığıyla virüslerin öldürülebileceğini fakat insan vücuduna zarar verilmeyeceğini, böyle bir yol bulduklarını belirtti. Tabii ki çalışmalar devam ediyor ama gereken onaylarında hem Sağlık Bakanlığından hem Bilim Kurulu'ndan hem de Etik Kurulu'ndan gereken onaylarında alındığını tekrardan belirtelim ama çalışmalarında tam gaz devam ettiğini de tekrardan söyleyelim ve sözü tekrar